Golden Boys Fight Night kaldığı yerden devam ediyor. TV 8.5 ekranlarında sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Gerçekten iyi gidiyoruz. Evet. Burada müthiş mücadeleler izliyoruz şüphesiz. Ama aynı zamanda bu güzel yerde, Fuar İzmir'de seyircilerin enerjisinden bahsetmeden gerçekten olmaz. İlk başta da söylemiştim. Şimdi bir kez daha söylüyorum. Bugün o kadar güzel bir katılım var. O kadar güzel bir heyecanı hep birlikte paylaşıyoruz ki gerçekten şahane. Hatta bakın bir de şöyle onlar arasında bir kapışma yapalım isterseniz. Şuradan başlayalım öncelikle. Sevgili İzmir, devam etmeye hazır mıyız? Güzel, burası iyi. Bakalım challenge nasıl gidecek? Şimdi buradayız. Sevgili İzmir, devam etmeye hazır mıyız? İzmir bambaşka. Peki bir de gel bu tarafa bakalım. Ey canım İzmir, devam edelim mi? Fazla söze gerek yok. Devam ediyoruz hanımlar beyler. Burası Golden Boys Fight Night. Nuri Çınar ve Mahsum Teker arasındaki 85 kilo karşılaşmasına geçiyoruz değerli izleyenler. İki sporcu bu şekilde yüz yüze gelmişlerdi ve gecenin en heyecanlı maçlarından bir tanesi şimdi karşımızda olacak. Ve mavi köşe. İzmirli sporcumuz 28 yaşında 83 kilogram halinde 1.87 boyunda profesyonelde toplamda 5 maçı var. 1 mağlubiyeti 3 nakavt olmak üzere 4 galibiyeti var. Antrenörü Battal Aslanpay Metropol Spor Kulübü'nden Avrupa üçüncüsü, dünya üçüncülüğü, dünya ikinciliği Bad Boy Nuri Çınar. Ve rakibi Diyarbakır Türkiye'li sporcu 21 yaşında 83 kilogram halinde 1.80 boyunda profesyonelde 8 maçı var. Hiç mağlubiyeti yok mu? 3 nakavt olmak üzere 8 galibiyeti var. Antrenörü Ahmet Alparslan Benli, Leyze Hilal Benli Ankara Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nden 2 kez kickbox dünya şampiyonu, namı değer Keşo Masum Teker. Karşılaşmanın hakemi Sayın Uğur Erdem. Karşılaşmayı Uğur Erdem yönetecek. Değerli izleyenler ve bu müsabakada çok değerli bir konuğumuz var, yorumlarıyla bizlere eşlik edecek Şahin Eroğlu hocam bizlerle birlikte. Şahin hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten gecenin en çok beklenen, en merakla beklenen karşılaşmalarından bir tanesi başlamak üzere. Neler söyleyeceksiniz Nuri Çınar, evet. Mahsum Teker maçı için? Evet, günün en önemli müsabakası gerçekten de her iki sporcu da çok iyi hazırlandı ve her iki sporcu da milli takım, kickbox milli takım sporcuları ve kendi kilolarını hakikaten yani dünyada ve Avrupa'da kendini ispatlamış sporcular. Yani şu anda müsabakaya bir ilk rounduna bakalım sevgili İzgecan. Bakalım ne olacak, hep birlikte göreceğiz inşallah. Evet hocam, mücadelemiz başladı. Tabii burada Nuri Çınar'ın rakibinden 7 santimetre daha uzun olduğunu söyleyelim. Bu 83 kilogram mücadelesinde siyah şortuyla Nuri'yi, siyah yeşil şortuyla Mahsum'u takip ediyoruz. Ve iki sporcu da çok sert yumruklar ve tekmelerle gelecekler. Zaten ilk saniyelerden bunu bize belli ettiler. Birbirlerini tartıyorlar şu anda kontrollü bir şekilde. Eldiveninde evet. Bir problem var Nuri Çınar'ın hemen. Burada köşe doğru gidecek. Dağında bir kanama mı var? Kanama mı var? Tam evet, anlayamadım ne olduğunu evet, ama hocam. Evet, bir şey yok sanırım. Biz yanlış gördük. Bir silindi yüzü. Bir vazelin de gelmiş olabilir orada gözünde evet, doğru evet. Henüz daha maçın başlarında çünkü bu durum yaşandı. Ama problem yok ve devam ediyoruz ve zaten maçın kalitesi de şimdiden yükselmeye başladı. Tekmeler karşılıklı geliyor Nuri Çınar ve Mahsum Teker'den. Ön tekmeyle üstüne gitti rakibinin Nuri Çınar. Boy avantajıyla birlikte tekmelerini tabii ki daha fazla kullanmaya çalışacak. Hakik denemesi tam isabetli olmadı. Mahsum Teker oldukça temkinli şu anda tanımaya çalışıyor, çözmeye çalışıyor. Evet. Rakibinin taktiğini son bir hakik denemesinde bir an dengesini kaybetti. Bad Boy Nuri Çınar. Low kick denemesi isabetsiz. Mahsum Teker'den. Mahsum 8 maçta 8 galibiyette namağlup olarak buraya geldi bu arada, onu hatırlatalım.
çok sağlam. Kariyeri çok sağlam ilerliyor gerçekten ama evet. Nuri Çınar henüz daha maçın başlarında olsak bile şimdilik bir adım sanki daha önde olan taraf gibi. Ama tabii daha çok yolumuz var. Evet. Bu pilav daha çok su kaldırır. Mahsun Teker yavaş yavaş arada boşlukları bulmaya başlayacaktır Nuri Çınar karşısında. İlk round'un son dakikasındayız. Şu ana kadar Nuri'nin biraz daha boy avantajını kullandığını düşünüyorum. Mahsun'un da aslında biraz daha içeriden dövüşerek, içeri girerek aslında boksunu, çünkü boksu çok iyi Mahsun'un. Evet, sen dediğim anda ya sol direklerle zaten uzak tutuyordu Nuri Hocam ama siz onu derken ardından çok net bir sağ direk geldi Nuri Çınar'dan. Middle kick isabeti Mahsun Teker. Yalnız biraz daha bastırmaya, biraz daha pres yapmaya başladı. Biraz evet. Daha Nuri için ringi daraltmaya başladı fakat çok iyi bir sağ daha. Ardından da middle kickle kombinasyon devamını getirdi. Yani şu ana kadar çok iyi yumruktan isabet ettirdi Nuri Çınar. Şimdi ayağa takıldı Mahsun. Burada Mahsun. Evet. Dur talimatının ardından gelen bir darbe var ama biraz da bu aksiyonun heyecanıyla yalnız yumruğun Nuri'nin ensesine gelmiş olma ihtimali var burada. Evet, ensesine geldi. Biraz tehlikeli bir pozisyon tabii ki. Sporcuların dikkatli olması lazım. Karşılaşmamız da devam ediyor kaldığı yerden. Başlıklı low kickler ve ilk round'un sonuna geldik. Yani ilk round her iki sporcu da birbirini tarttılar ama Nuri biraz daha atak ve yumruktan özellikle iyi isabet ettiğini gördük. Bakalım hakemler ne karar vermişler ilk round için. İlk round'tan görüntüler de ekranlarımıza yansıyor değerli izleyenler. Yani Nuri Çınar sanki bir adım daha önde gibi gözüküyor hocam ama daha iki roundumuz var. Boy avantajını çok iyi kullandı ilk roundda Nuri açıkçası. Burada bir aşağıdan tek low kick aldı düştü yere ama gördüğünüz gibi yumrukların çok net şekilde, yani birden fazla yumruk çok net şekilde oturdu yani üzerine. Karşılıklı low kickler geldiğini çok fazla gördük. Sanki yalnız Mahsun'un darbeleri biraz daha sert geliyor gibi hocam. Yani evet. Nuri'nin tekmelerine göre özellikle. Mahsun'un zaten boksu çok daha iyi. Yani içeri girip biraz daha içeriden boks yapmasını açıkçası hocası mutlaka şu anda taktik veriyordur ona. Nuri de boy avantajını çok iyi kullandı ilk round'da. Evet, Nuri Çınar, Battal, Arslan Payın sporcusu, Mahsun Teker de Ahmet Alparslan Benli ve Lehize Hilal Benli'nin sporcusu değerli izleyenler. Köşeden talimatları da aldılar. Şimdi ikinci round'a doğru geçeceğiz. Şimdi hocam tabii boy farkı olan her maçta bunu biraz söylüyoruz. Yani boy bir avantajdır ama kullanmayı bilirseniz avantajdır. Tabii ki. Nuri çok iyi kullanıyor şu ana kadar bunu. Ama Mahsun Teker de yani buna karşı dövüşmeyi de iyi bilen bir sporcu. Mahsun'un ben o taktiği aldığını, biraz daha içeri gireceğini düşünüyorum yani bu roundda. Yine kontrollüler. İki sporcu da birbirini çok iyi tanıyor. Çekinerek ister istemez yani ters bir darbe almayayım diye. Ama şu ana kadar evet ikinci round biraz daha tutup başladı derken. Spinning back kick geldi ama middle kick var karşılığında Mahsun Teker'den. Sağ direk isabetli Nuri Çınar. En net yumruklarından biri geldi maçın. Mahsun üstüne gidiyor rakibinin. Nuri şimdi sarılarak orada kendini bir an kurtarmış oldu. Ya Mahsun Teker çok net bir şekilde hiç vakit kaybetmeden Nuri'ye alan bırakmadan içeri girme çabasında olacak. Nuri de yalnız içeri girerken bolca yakaladı. Mahsun Teker'e bir kez daha aynısı oldu şimdi. Tekmeyi tutmaması lazım Nuri'nin. Evet, hakem Uğur Erdem'in uyarıları var. Uyarı alacak orada. İlk roundda biraz daha ringin ortasında kalıp yavaş yavaş adımlayıp Nuri'ye alan bırakmamaya çalışıyordu Mahsun Teker. İkinci roundda çok daha hızlı bir şekilde içeri girmeyi deniyor hocam şu ana kadar. Nuri çok iyi kontralarla yakaladı yine Mahsun'u. Mahsun'u açıkçası ben biraz tutuk görüyorum. Gerçekten hani beklediğimin biraz altında. İnşallah toparlanır. Evet. Yani şu ana kadar alışık olduğumuz Mahsun Teker performansını tam anlamıyla ringe yansıtabilmiş değil. Yansıtamadı. Bu konuda. Yansıtamadı. Hala sürekli kontrol içindeler. Yani birbirlerini gerçekten iyi tartıyorlar. İki sporcu da karşısında ne kadar kaliteli bir rakibin olduğunun farkında. Zaten şimdi Nuri rakibin üstüne gitti. Mahsun'un kontrol denemesi isabetsiz çıkarken sol kroşe yine olmadı. Mahsun Teker sarı denedi. Ardından da low kick'le rakibinin dengesini bozdu burada. Beyaza geç. Hocam yalnız yine de yani içeri doğru girdiğinde de o çok boksu net darbe bulamıyor şu anda. Evet, evet. Mahsun bugün evet o konuda biraz yani boksunu bir türlü tutturamadı. Tabii bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Daha round çok, bir round daha var özellikle. Ya bir de o kadar güçlü yumruklar çıkartıyor ki Mahsun Teker, bir tane isabet bulsa her şey bitebilir. Her an her şey olabilir. İkinci roundun son dakikasına doğru ilerliyoruz yavaş yavaş.
Nuri tekmeni kullanma çabasında bir an ayağa kayar gibi oldu ama tabii kendisinin bol alma şansı yok. Hakem araya girmediği sürece Masum Teker de rakibin üstüne gitti. Evet. Haliyle üzerine gidiyor, yapışıyor ama yapıştıktan sonra özellikle boksunu kullanması gereken yerde o da kapanıp bekliyor. Şu anda biraz daha evet biraz daha isabetli kroşeler çıkarken de bir sol isabeti buldu. Sadrek kaçtı Nuri'den. Evet. Güzel bir sağ kroşe Masum Teker. Çok aradı. Iyi. En net isabeti buldu hocam. Evet, en sonunda yakaladı yani ama bu biraz tabii hafif oldu. Rakem dur dedikten sonra gelen bir sol kroşe. Uğur Erdem Hoca'nın uyarıları var. Bir kez daha uyarmayacağım dedi. Yakın bir maç. İki sporcu da o puan cezasını almak istemeyecektir. Çünkü bir anda dengeyi o değiştirebilir. Evet. 15 saniye kaldı ikinci raundun sona ermesine. Nuri Çınar, Mahsun Teker karşılaşmasında. Hakik kaçtı. Ön tekme denemesi. İsabeti bulamıyor Mahsum. Nuri'den bir. Middle kick var. Son bir sağ isabeti Nuri'den ve ikinci raundun da sonuna geldik. Evet, ikinci raundda yine dediğim gibi Mahsun'un bir türlü o istediği boksu tutturamadığını görüyoruz. İkinci raundda Nuri biraz daha temkinliydi ama yine de istediğini aldı gibi geliyor bana. Artık son raunda kaldı iş gerçekten de sevgili İzgecan. Evet hocam, son round çok belirleyici olacak. Ben de bir yandan ikinci rounddan tekrar görüntüler ekranlarımıza yansırken sporcuların durumuna bakmaya çalışıyorum köşelerde. Derin nefes alıyor ki sporcu da ama Masum Teker biraz daha sanki yorgun gibi. Üçüncü roundda kondisyon da belirleyici olacak çünkü. Evet. Mahsun'u dediğim gibi yani aslında iki sporcu çok iyi. Ya şöyle bir şey ki yani ne kadar antrenman yaparsanız yapın o müsabakadaki o ritmi tutturamadığınız zaman maalesef kaybediyorsunuz. Yani ikisi de çok iyi sporcu aslında. İkisi de birbirini çok iyi tanıyor. Ama şu ana kadar Nuri bence istediğini aldı. Mahsun biraz daha son roundda artık burada iş kopabilirdi yani. Hiç belli olmaz yani. Ben açıkçası sürpriz bekliyorum yani Mahsun'dan. Bakalım üçüncü round ne olacak hocam. İkinci roundda zaten o net isabeti bulduğunu gördük Mahsun Teker'in. Onlardan bir iki tane daha gelirse knockout'a bile gidebilir. Çok evet, evet, evet. Hakikaten çok güçlü bir sporcu çünkü. Mahsun Teker üçüncü round başladı. Nuri Çınar, Masum Teker karşılaşmasındayız değerli izleyenler. Golden Boys Fight Night'ta Berkan Günerli organizatörlüğünde İzmir'de harika bir kickboks gecesi. İki sporcu da gard değiştirdi aynı anda. Yani Nuri düz garddan terse döndüğünde Masum da onu yani aynalıyor. Nuri gerçekten Masum için çalışmış yani. Masum'un nasıl dövüştüğünü gerçekten çözmüş. İşte bu çok önemli şey yani. Sporcu sadece teknik taktik çalışırken kendi antrenmanla değil, rakibin de aynı zamanda ne yaptığına bakmalı. Bu konuda ben tebrik ediyorum Nuri Çınar'ı. Tabii hocam yani rakibinizin bolca maçı varsa özellikle tanınmayan bir isim değilse onu incelemek, analiz etmek çok önemli. Yalnızca sporcunun değil hocalarının da tabii ki bu konuda büyük görevi var. Kesinlikle. Low kick'in ardından sol kroşe denedi. Spinning backfist ardından Mahsum yakın mesafeden kroşeleri aradı. İtti rakibini, boşluk yarattı kendine. Sol kroşeyi kaçırdı Nuri. Mahsum'un da sağı isabetsiz. Ya tutturamıyor onu bir türlü. O boksu tutturamadı bugün Mahsum. Güzel eskiler izliyoruz bu aradaki sporcudan da. Evet. Nuri Çınar da yani Mahsum Teker'in boksunun biraz daha önde olduğundan bahsettik ama yani geriye doğru adımlarken de çok iyi kontralar çıkardı. Kesinlikle, maç boyunca. Kesinlikle. Güzel bir sadrek isabeti. Geriye doğru etti Mahsum ön tekme. Tam çeneye geldi. Yılmıyor Mahsum Teker. Üstüne gitti rakibini bir kez daha. Sağ kroşe isabetli Nuri biraz sarsmış olabilir mi acaba Mahsum? Hayır diyor Nuri Çınar. Sporcular sarıldı. Hakem Uğur Erdem araya girecek. Berkan Günerli organizatörlüğünde Golden Boys Fight Night heyecan devam ediyor. İşte bekledim. Mahsum Teker inanılmaz bir sol kroşe. İnanılmaz gerçekten inanılmaz. İnanılmaz bir sol kroşe. Bunu bekliyorduk. Durdu. Son dakikaya gelinirken vurdu. Nuri kalkmaya çalışıyor ama devam edemeyecek. Mahsum Teker namalup devam ediyor. Bunu bekliyorduk sevgili İzgecan. Bundan bahsediyordum ben işte sevgili seyirciler. Gerçekten inanılmaz. Bunu müsabakanın sonuna kadar farkındaysanız sürekli bahsettik. Mahsun'un boksunun ne kadar iyi olduğunu ve yakaladığı tek yumrukta bile önde olan Nuri'yi nakavt etmeyi başardı. Ben gerçekten çok tebrik ediyorum. Ya hocam son gonga kadar
Mahsun için maç bitmeyecekti zaten. Siz de bahsettiniz bundan. Ben de bahsettim ve son round'un son dakikasında girilmek üzereyken arada o isabeti buldu. Net bir knockout. Mahsun Teker galibiyete ulaşıyor. Günün en önemli müsabakası olduğundan bahsetmiştik. Ve beklediğimiz müsabaka. Gerçekten de İzmirliler kickbox izlemeye doymadılar yani. İşte knockout pozisyonu da ekranlarımıza yansıyor değerli izleyenler. Burada çok net tam isabet çeneye bir sol kroşe. Mahsun Teker knockout'u buldu. Evet, sürekli bundan bahsettik. Müsabakanın başından sonuna kadar bu yumruğu bekledik sevgili İzgecan. Yani Nuri Çınar çok iyi çalışmış hocam kesinlikle. Evet. Ve o ana kadar da çok iyi dövüştü gerçekten. Ya 8 dakika boyunca çok iyi dövüştü ama maç 9 dakika sürüyor ve Mahsun Teker maçın başından bu yana o darbeyi arıyordu. Buldu son, aradığı darbeyi ve son 40 saniye kala sanırım eğer yanlış görmediysem müsabakayı kazanmayı bildi ama hak etti. Şöyle Nuri de çok hak etti bu müsabakayı. Gerçekten taktik olarak inanılmaz derecede Mahsun'la için çalışmış. Bunu da son 40 saniye kadar başardı ama yani müsabaka gong çalmadan bitmiyor dedi Mahsun ve müsabakayı kazandı yani. İki sporcuya tebrikler. Bir kez daha izleyeceğiz. Of. Nefis gelmiş. Gücünü de çok iyi bir şekilde yumruğunu aktarmış burada. Evet. Görüyorsunuz Nuri'nin de bunu yapabileceği bir şey yok yakalandıktan sonra zaten. Buradan kalkması mümkün değil. Nuri Çınar'a da tebrikler. Çok iyi hazırlanmış maça. Çok iyi dövüştü ama. Karşılaşmanın galibi Mahsun Teker oldu ve şimdi Mert Palavaroğlu bu galibiyeti resmileştirecek. Nefes kesen bir mücadeleydi şüphesiz. Sonucunu hep birlikte izledik, gördük. Hanımlar, beyler. Golden Boys Fight Night'ta Nuri Çınar knockout oldu. Kazanan Kırmızı Köşe Mahsun Teker! Mahsun Teker galibiyete ulaşıyor değerli izleyenler. Nuri Çınar üzgün tabii ki ama ya elinden geleni gerçekten çok iyi bir şekilde yaptı. Ve Mahsun da 9 maçta 9 galibiyete devam ediyor profesyonel kariyerine. Hocam gerçekten ya tam olarak kickbox nedir ve üst düzey bir kickbox maçı nasıl olduğunu gördük burada Golden Boys Fight Night'ta. Evet, evet. Ben iki sporcuyu da tebrik ediyorum. Hem Nuri'yi hem Mahsun'u. Ama biz ikisinden de bahsederken eksilerini ve artılarını konuştuk. Hocam bu arada kaldı bir kez daha istiyoruz. Evet. Muazzam. Gerçekten o arada Allah korusun ayağı da kırılabilirdi. Çünkü ayağı o kadar bilinçsiz bir şekilde işte yumruk aldıktan sonra şurada bileği gerçekten kırılabilirdi ama çok şükür herhangi bir sakatlık olmadan. Ya o zaten anlık nakavtlardan hocam bu yani. Evet. O darbeyi aldığı anda zaten karşılaşma sona ermiş Nuri için. Evet. Çok güzel. Tebrik ederim her iki sporcuyu da. Gerçekten size müthiş bir karşılaşma izlettiler.